Önce ananı laciverde boyadım. Ünal Gürel ismini herkes bilmese de siması ve rolleri efsanedir. Kemal Sunal filmlerinin Gardırop Fuat'ı, Barut Osman'ı, Karbonat Erol'u gibi fenomen karakterlerine hayat verdi. O filmlerin tuzu biberi oldu. Yanıyorsun Fuat abi! Ünal Gürel'in yaşarken pek kıymeti bilinmese de zamanımızda replikleri, siması, tişörtlere, ticari eşyalara baskı yapılacak kadar fenomenleşti. Bu çalışmamızda Yeşilçam'ın renkli simalarından Ünal Gürel'in hayatını, bilinmeyenlerini ve eserlerini derledik. Tiyatro sahnelerinden sonra sinemaya geçen ancak kıymeti bilinmeyen usta oyuncuyu andık. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Ünal Gürel 1935'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. İlk ortaokul ve liseden sonra 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi. Ancak eğitimini tamamlayamadı. Babası Mehmet Gürel'in ani vefatı sonrası okulu bıraktı. Tekrar İstanbul'a döndü. Bir süre Zonguldak Toprak Mahsulleri Ofisi ve İstanbul Darülaceze'de çalıştı. Ancak gönlünde tiyatrocu olmak vardı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'na yaptığı başvuru kabul edilince 1960-61 sezonunda ilk sahne deneyimini yaşadı. 9 tiyatro oyununda görev aldı. Ünal Gürel tiyatro deneyiminden sonra çok geçmeden de Yeşilçam filmlerinde oynamaya başladı. 1962 tarihli Dağlar Bulutlu Efem filminde küçük bir rolde göründü. 1964'te 4 ayrı filmde oynadı. Genellikle gangster ya da mafya adamı rollerindeydi. Hem tiyatro hem de sinemayı bir arada götürüyordu Ünal Gürel. Ancak Yeşilçam'daki rolleri dikkat çekici değildi. Bu 70'li yılların ortasına kadar böyle devam etti. Ta ki Kemal Sunal filmlerinde oynayana kadar. Hanzo'da öfkeli bir hasta bakıcı rolüyle ilgi çekti. Sonra 1977 yılında kariyerinin en ünlü rollerinden birinde oynadı. Sakar Şakir de Gardırop Fuat'ı canlandırdı. Yanıyorsun Fuat abi! O roldeki performansı oldukça beğenildi. Artık yönetmen Natuk Baytan çektiği Kemal Sunal filmlerinde onun için de mutlaka bir karaktere yer veriyordu. Bu aynı zamanda yapımın en ilgi çekici karakteri oluyordu. 1978'de Havana Kaptı filminde bu kez Barut Osman'ı oynayacaktı. Roller benzer ancak Ünal Gürel'in dev cüssesi, oyunculuğu ve renkli replikleri nedeniyle dikkat çekiciydi. Bu yüzden Natuk Baytan başta olmak üzere yönetmenler Kemal Sunal yapımlarında ondan vazgeçmiyordu. 1982'de Yedi Bela Hüsnü'de Karamürserli Deli Hamdi'yi ve 1983'te Tokatçı'da fenomen karakter Karbonat Erol'u canlandırdı. Oyunculuğu da, replikleri de hafızalara kazındı. Örneğin pek bilinmez ancak Avana Kaptı filminde Kemal Sunal'ın rol gereği kendisine yedirdiği kravat Ekrem Gökkaya tarafından pestilden yapılmıştı. Benzer yapımlarda 1980'lerin sonuna kadar yer almaya devam etti Ünal Gürel. Dev cüssesi ve sinirli hallerine rağmen artık o da bir komedi oyuncusuydu. 1980'de şehir tiyatrolarından emekli olduktan sonra sahnelere veda etmedi Ünal Gürel. Gönül Ülkü, Gazanfer Özcan ve daha birçok tiyatroda sahne almaya devam etti. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider. Oyunculuğunun biraz gölgesinde kalsa da Ünal Gürel aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıydı. Çağrı filmi başta olmak üzere çok sayıda yapımın önemli karakterlerini o seslendirdi. Daha çok kötüleri seslendirirdi. Hatta bazı şiir seslendirmesi denemeleri de oldu. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan, bu güler yüzlü adam ben değilim. 90'lı yıllarda Mahallenin Muhtarları, Küçük Ağa, Gülşen abi gibi dizilerde de oynadı Ünal Gürel. Artık 70'li, 80'li yıllarda beraber kamera karşısına geçtiği kuşak yaşlanmıştı. Yeşilçam bitmiş, yeni bir dönem başlamıştı. Zaten kendisinin de sağlık sorunları vardı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. Uzun yıllar ortalıkta görünmeyen usta oyuncu 2002 yılının Mart ayında rahatsızlandı. kalp yetmezliği şikayetiyle Çapa'da yaklaşık 10 gün tedavi gördü ancak durumu giderek ağırlaşıyordu. 8 Nisan 2002'de 67 yaşında kalp yetmezliğinden hayata veda etti. Feriköy mezarlığına defnedildi. Ne dersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Ünal Gürel'in oğlu Rüçhan Gürel de kendisi gibi tiyatrocuydu. İlk zamanlar babası kendisi gibi oğlunun da oyuncu olmasını istemedi. Oğlu yıllar sonra yaşadıklarını bu sözlerle anlatacaktı. Lisede tiyatroya gitmek istedim. Babam beni ilk kez şaşırttı. Şoke oldum. Bir aileye bir serseri yeter dedi. Asker olmamı çok istiyor, bütün sınavlara götürüyordu. Ben de soruları yapmıyor, böylece kazanamıyordum. Sonra tutturdu motor tamircisi ol diye. Bilmiyorum o dönem iyi mi kazanıyordu tamirciler? Asker olmayınca babamın ikinci tercihiyle Türkiye'de 43. olarak Motor Meslek Lisesi'ni kazandım. Okul bitti, benim gösterime gelmişti. Oyundan sonra kuliste buluştuk. İyi ki beni dinlememişsin dedi. Ben de dünyanın en mutlu adamı oldum. Konservatuvarı bitirip şehir tiyatrolarında başladım. Rüçhan Gürel babasıyla setlerde yaşadıklarını ise özlemle anıyordu. Devasa bir adamdı, Viking gibi. Hayrandım ona. Bize çok güzel şarkılar söylerdi. Disiplinli ama bir o kadar eğlenceliydi. Çok seviyorum. Hep yanı başındaydım. Sinemada izlediğiniz tüm filmlerinde hep yanındaydım. Tokatçı'nın çekimlerinde, kravatını yediği sahnenin çekimlerinde, yine Ayşen Gurudağ'ın aynı filmde şarkı söylediği sahnede babam benim için bulunmaz bir okuldu. Düşünsenize Kemal Sunal, Şener Şen, herkes orada. Ben de çok mutlu bir çocuktum. Babasını sadece sözle anmakla kalmadı Rüçhan Gürel. Şartları zorladı, İzmir'de Han Tiyatrosu'nu kurdu. Sahneye babası Ünal Gürel'in adını verdi. İsmiyle değil, daha çok canlandırdığı karakterlerle tanınıyor. Ünal Gürel dediğinizde belki çoğu kişi kimden bahsedildiğini bilmez, ancak Gardırop Fuat, Barut Osman, Karbonat Erol dendiğinde herkesin kafasında o renkli sahneler ve usta oyuncunun siması hemen belirir. Şimdi ananı laciverde boyadım. Diğer birçok emektar gibi yaşadığı dönemde pek kıymeti bilinmeyen Ünal Gürel şimdilerde o rolleri, replikleri ve oyunculuğuyla adeta bir fenomene dönüştü. Replikleri, siması, tişörtlere, ticari eşyalara baskı yapılıyor. Yanıyorsun Fuat abi! O 67 yaşında hayata veda etse de canlandırdığı Gardırop Fuat, Barut Osman, Karbonat Erol, Karamürserli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Kerpeten Hüsnü daha nice seneler yaşayacak. Kuşaktan kuşa her seyredişte keyif vermeye devam edecekler. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar...